Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefa ettiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber hiç kafanızı dinlediniz mi? Yani hiç kendi benliğinize kavuştunuz mu? Hiç kendinize zaman ayırıyor musunuz? Hiç kendinizi düşünüyor musunuz? Hiç oturup da yani biraz kendinizle baş başa kalıyor musunuz? Biraz bunlardan bahsedeceğim ve insan sağlığı açısından yaralarından konuşacağım sizlerle beraber. Ne gibi yaraları var bize bu? Bunların ne gibi yaraları olabilir? Arkadaşlar, size basit tabirle şöyle söyleyeyim. Bizim kendimizi aslında her bireyin kendini mutlaka dinlendirmesi lazım. Bu yaz tatili olabilir, kış tatili olabilir, haftanın bir günü olabilir, ayın belki iki günü, üç günü olabilir. Düzenli bir rutin olması lazım ki bizim psikolojimize iyi gelmesi için. Örnek veriyorum, siz bir tatile gittiniz, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya da işte haftada bir gün izniniz var, bir yerlere gittiniz, gezdiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani insan psikolojisine çok yararı var. Dinlenmenizin, huzurun, özellikle arkadaşlar, huzurlu bir ortamın size çok güzel yarar olacaktır. Mutlaka vaktiniz olduğunda, eğer tabii ki sıcak değilse, hava sıcak değilse, sıcakta bana göre, bana soracak olursanız, ben sıcakta pek gezmeyi sevmiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama gölgede gezmek benim işime daha çok geliyor. Ama siz seviyorsanız bir sahil kenarı olabilir, örnek veriyorum. Ya da gölgelik bir yer, dışarıda piknik yapacak bir yer. Ama gelecekseniz mutlaka kafanız dinleyecek bir yer olsun. Çünkü sizin kendinizin arkadaşlar iç huzura ihtiyacınız var. Bu iç huzuru sağlamadan, yani kendinizle birebir tamamen kafa olarak boşalmadan hiçbir şey yapamazsınız. Sağlıklı bir psikolojisi, yani sağlıklı bir hayat için, psikolojisi için, sağlıklı bir yaşam için, ha, bunlar olması lazım. Tabii ki şartlar el vermiyor olabilir, bunu da söyledim, el vermez şartlar. İmkanlar el vermez. Bunu da kendiniz bir şekilde yaratmanız lazım. Nasıl olacak bu? Örnek veriyorum. Biz, yani hani sahilde yürümek ya da bir yürüyüş yapmak, bunlar paralel istekli. İstekli arkadaşlar. Beyninizi mutlaka dinlendirin. Ruhunuzu mutlaka dinlendirin. O kadar çok gün içerisinde ya da yıllar içerisinde o kadar çok doluyoruz ki bu dolmanın mutlaka bir patlaması olacak. Ya siz birine patlayacaksınız ya da doğal insanlar size patlayacak. Yani iki insan da dolduğu için de çok büyük şeyler doğabilir. Münakaşalar çıkabilir. Münazara olabilir. Her şey olabilir. O yüzden her şeyden ziyade kendinizle birebir tek başınıza, yanınıza birinizi almanıza gerek yok. Tek başınıza gidin. Biraz hava alın. Yani videonun aslında ekstra bir şey anlatmak istemiyorum bu videoda. Sadece şu. Misal sen kendinle videomun özü şu. Öyle söyleyeyim. Sen kendini hiç birebir oluyor musun? Yani kendinle barışık mısın? Kendini hiç dinlendiriyor musun? Kafanı, beynini dağıtmak için ne yapıyorsun? Aslında videonun amacı bu. Yani senin için hazırlanmış bir video. Bu da düşündüm. Ya insanlar acaba bu hayat mücadelesinde hiç huzurlu bir şekilde vakit geçirebiliyor mu? Hiç huzurlu bir şekilde zaman geçirebiliyor mu? Önemli olan bu. Ya sen niçin hayattasın? Tamam. Yemek, İçme, barınma, tamam bunlar var. Hani çalışma, bunlar var. Ama ya sen eğer mutsuzsan ya da iç huzurun yoksa bence hiçbir şeyin önemi yok.
onu söyleyeyim. Mutlaka kendinizle barışık olun. Barışık olmanın çözümlerini arayın ve bulun. O size kalmış. Ve kendinizle özverili olun. Kendinizi eğlendirin. Yani bunu sizler kendiniz sağlayacaksınız arkadaşlar. Ben burada konuşuyorum, örnek vereyim. Hani hoşuma gidiyor böyle hikaye anlatmak, motivasyon videoları sunmak, bu tarz şeyler konuşuyorum. Ama ne dersem diyelim, yani sen kendini yapıyorsun her şeyi. Yani sana kimse gelip bir şey yapmaz. Kendi kendine her şeyi kendini yapıyorsun. Ben içiyorum. Kendin içiyorsun. Ya da ben çok sigara içiyorum. Sen kendin içiyorsun sigarayı. Arkadaşım içme o zaman, örnek veriyorum. Bağımlılıktan kurtulamıyorum. Kurtul. Bağımlılıktan kurtul. Bırakamıyorum. Bırak. Ya da sallıyorum yani, örnek veriyorum. Birinin peşinden koşuyor. Koşma. Her şey sana bağlı. Ya da ne bileyim. Çok kazanamıyorum. Kazan. Seni bağlayan bir şey var. Ya da seni bağlayacak olan aslında dost. Güzel konuşur, düz konuşur. Doğru olanı konuşur. Net konuşur. Sana yaramasa bile onu konuşur. Sen mutlu olmasan bile gerçeği yüzüne söyler. Budur. Yani yüzüne gülüp eğlenmek değildir. Özverili olmanız lazım. Hayatla alakalı. Çok da sapmak istemiyorum ama özü bu yana arkadaşlar. Kendi kendinize iyileştirmeniz lazım. Kendini iyileştirmen lazım. Benim burada verebileceğim ekstra ne olabilir? Nacizane tavsiye niteliğinde, çünkü herkes her gün bir şey öğreniyor. Belki ben de çok farklı şeyler öğreneceğim ve öğreniyorum. Ve her gün yeni şeyler öğreniyorum. Kimse her şeyi bilemez. Kendini çok bildiğin sanan kişi en cahil kişidir. Onu da söyleyeyim. En cahil kişidir. Her gün yeni şeyler katacaksın kendine ve geliştireceksin. Ne yapabilirim? Ne yapamam? Bu beni aşıyor mu? Bu beni aşmıyor mu? Bana ne iyi gelebilir? Kendimi daha iyi nasıl biraz daha ileri atabilirim? Bunları düşünmek lazım. Ve düşünün arkadaşlar. Boş zamanlarınızda düşünün bunları. Kendinize vakit ayırdığınız zaman 10 dakikada olsa, 15 dakikada olsa mutlaka diyorum ya size, her şey para değil, her şey imkan değil. Ya düşünebilirsin yani, hani oturup bir sakin kafayla düşünmek sana iyi gelecektir. Düzgün, sakin ve mantıklı bir şekilde sana iyi gelecektir. Bunu bazen ben de yapamayabiliyorum, yapmıyorum da. Bazen de yapmaya çalışıyorum, deniyorum. Böyle her şeyi anlatmak, yapmak da değildir. Onu da söyleyeyim ama dediğim gibi kendini dinlendir. İç huzura kavuş ki etrafındakiler de bundan faydalansın. Bunları diyebilirim. Bunların sonunda da hani bu cümlelerin sonunda da her şeyi kendin yapmalısın. Bunu da öğrenmelisin. Hep atakta kendin olmalısın. Kendin bir şekilde geliştirmelisin diyorum. Videomun konusu bu. Başka bir konusu falan yok. Sadece kendine belli vakitler ayır. Kafanı rahatlat. Beynini boşalt. Güzel şeyler düşün. İyi şeyler düşün. İç huzurunu sağla. Ve bu boşluklarda da, boş zamanlarında düşünürken de kendi gelişimin adına neler yapabileceğini düşünebilirsin. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün konum bu. Başka bir amacı yok yani. Öyle çekmek istedim. Dedim bir şeyler konuşayım sizlerle beraber. Bunu konuşmak istedim. Bu konuyu. Konum bu. Öyle söyleyeyim. Konum bu. Umarım nacizane güzel bir video olmuştur diyorum. Videomun sonuna geldim değerli arkadaşlar. Şu ana kadar izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Beğenmeyi unutmayın. Bakalım öteki videoları da çekersem ne gibi konulara değinirim. Değinmek isterim, görürsünüz. Bu ama işimden geldi. Yani insanın en önemli şeyi huzur arkadaşlar. Gerisi boş. Bilginiz olsun. İnanın ki yani
kafanızın yerinde olması lazım. Zingarlarınız da olsa, kafa sağlığın yerinde değilse o da boş. Diyerek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.